Evet, geçtiğimiz günlerde A Haber olarak Sinop'ta yaşanan çevre katliamının görüntülerini ekranlarınıza getirmiştik. CHP'li belediyenin sakin şehir olarak bilinen Sinop'u da çöplüğe çevirdiği bu şekilde ortaya çıkmıştı. İşte belediye başkanı çok rahatsız olmuş olacak ki yaptığı basın toplantısında tonlarca çöpü nokta kadar değerlendirdi ve kendisini aklamaya çalıştı. Evet, şu an gördüğünüz üzere muhtemelen Sinop Belediyesi'nin aracı çöpleri şu anda denize doğru kepçeli denize doğru çöpleri itekliyorlar. Nokta kadar çöplük ama belki diyelim ki bir kamyon çöp var. Bir kamyon çöp için bir televizyon programı yapıyor. Hayretler içinde kaldım yani. Nokta kadar dedi, bir kamyon dedi. Belediye başkanının kullandığı ifadeler özrü kabahatinden beter dedirtti. Nokta kadar çöplük ama belki diyelim ki bir kamyon çöp var. Bir kamyon çöp için bir televizyon programı yapıyor. Hayretler içinde kaldım yani. Tek kelimeyle rezalet. Görüntü ve vatandaşın dedikleri durumu açıklamaya yetmişti. Sinop'un CHP'li belediyesinin çevreyi ve denizi katlettiği görüntüleri A Haber gündeme getirmişti. Duyarlı vatandaşların ihbar hattımıza gönderdiği görüntülerde Sinop Belediyesi'ne ait araçlar işte bu noktaya çöpleri getiriyorlar. Çöplerin içerisinde camlar, kartonlar, plastikler, defterler, kalemler her şeyi görebiliyorsunuz. Ve işte tam bu noktaya getirilen çöpler buradan da denize dökülerek denizde kirliliğe neden oluyor. A Haber'in yaptığı yayın sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Ancak bu durum CHP'li Belediye Başkanı Baki Ergül'ü rahatsız etti. Nokta kadar çöp olmayan bir yerde sanki çöp varmış gibi televizyon programları yapılıyor. Ya Sinop'un ne kadar önemli bir kent olduğunu da bunu anlayın arkadaşlar. Evet, başkanın dediği gibi Sinop önemli bir kentti. Yaşanan ayıbı gündeme getirmekse bir kamu göreviydi. Çözüm bulmakla görevli olanların kızmak yerine bir şeyler yapması gerekiyordu. Şu anda bulanmış. Hatta çöpler denizin üzerinde yüzüyor. CHP'li belediye başkanı konuşmasında çok duyarlı olduğunu söylüyordu. Çevreye çok duyarlı bir Sinop olarak, Sinop belediye başkanı olarak. Evet, başkan duyarlıydı. Ancak çözüm için bulunan yöntem bu kadar da olmaz dedirtti. Kepçe çöpleri önüne kattı, sonra da denize boşalttı. Oysa ki Sinoplular belediye başkanının deniz konusunda da duyarlı olmasını bekliyordu. Evet, şu an gördüğünüz üzere muhtemelen Sinop Belediyesi'nin aracı çöpleri şu anda denize doğru kepçeli denize doğru çöpleri itekliyorlar. Sakin şehir olarak bilinen Sinop'ta Sinop'a yaz aylarında binlerce turist akın ediyor. Ancak Sinop Belediyesi o tertemiz denizi çöplerle buluşturmaya da devam ediyor. Tek kelimeyle rezalet.